bir sonraki slaytımızda talebin esnekliğinden bahsedeceğimizi söylemiştik. Şimdi o kaldığımız konudan devam ederek ilerleyelim. Esneklik dediğimizde aklımıza ne gelecek? Talebin esnekliği kaça ayrılır? Ayrılanlar kendi aralarında alt dallara kaça ayrılır? Özellikleri nelerdir? Tek tek bunları inceleyelim. Talebin esnekliğinden bahsettiğimizde aynı şekilde arz için de işleyeceğiz arkadaşlarım. Dersin ilk başlangıcında söylemiştim. Talebi işledikten sonra direkt arza geçmeyeceğim. Esnekliklerini de vereceğim ki ona göre yavaş yavaş ilerleyelim. Esneklik, bağımsız değişkendeki nispi değişiklikleri. Bakın çok önemli arkadaşlar. Bağımsız değişkendeki nispi değişiklikleri. Bağımlı değişkende yaratıcı nispi değişikliklere ne diyeceğiz biz arkadaşlar? Esneklik diyeceğiz. Esneklik dediğim kısım neydi arkadaşlarım? Q eşittir 10 eksi 2 P eşittir dediğimde bağımlı ve bağımsız değişken. Bağımlı ve bağımsız değişken. Bağımsız değişkendeki nispi değişiklikler bağımlı değişkende de bir nispi değişiklik yaratıyorsa ben buna ne diyorum arkadaşlarım? Esneklik demiş oluyorum. Talebin esnekliğini kendi arasında sevgili uzmanlar üçe ayıracağız. Talebin fiyat esnekliği, gelir esnekliği, bir de çapraz fiyat esnekliğinden bahsedeceğiz. Talebin fiyat esnekliği dediğinde malın asıl fiyatından bahsediyoruz. Geliri zaten biliyorsunuz. Çapraz fiyat esnekliği dediğimde birinci malın miktarı, ikinci malın fiyatı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Oraya geldiğimizde toplu bir soru çözerek anlatmış olacağız. Tek tek. Talebin fiyat esnekliği de kendi arasında nokta ve yay esnekliği olarak da nereye ayrılıyor arkadaşlarım? İkiye ayrılıyor. Talebin gelir esnekliği normal, düşük ve lüks mallar olmak üzere üçe ayrılacak. Tek tek grafikleri çizerek inceleyeceğiz. Çapraz fiyat esnekliğine geldiğinde de ikame tamamlayıcı, ilişkisiz ya da bağımsız maldan bahsetmiş olacağız. Bunlar KPSS'de hocam soru olarak geliyor mu? Evet, geliyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi talebin fiyat esnekliğini türlerindendir? Nokta ya da yay. En çok gelen gelir esnekliği ve çapraz fiyat esnekliğidir. Çünkü neden? Gelir esnekliği ile çapraz fiyat esnekliğinde devreye mal türleri giriyor. Mal türleri de en çok karıştırıldığı için soru muhakkak karşınıza gelecek sevgili arkadaşlarım. Gelir dediğimde normal düşük giffer, pardon normal düşük lüks. Çapraz fiyat esnekliği dediğimde tamamlayıcı, ikame ve bağımsız maldan bahsetmiş olacağız. Bunlar en çok KPSS'de gelen soru tarzlarıdır. Sevgili uzmanlar, lütfen dikkat edelim diyorum. Şimdi devam ediyoruz. O zaman talebin fiyat esnekliğinden bahsedelim. Nedir? Onlarla ilgili sayısal soru çözelim. En taze 2012 yılında çıkmış olan soruyu da çözelim sizlerle sevgili arkadaşlarım. Bir malın fiyatında meydana gelen nispi değişikliğin talep edilen miktarda yarattığı nispi değişikliğe ben ne diyeceğim? Talebin fiyat esnekliği diyeceğim. Yani esneklik küçük e harfiyle gösterilecek sevgili arkadaşlarım. Diyeceğiz ki miktardaki yüzde değişimini, fiyattaki yüzde değişimini oranına talebin fiyat esnekliği diyeceğiz. Miktardaki yüzde değişimini, fiyattaki yüzde değişimini oranı. Esneklik olarak karşımıza çıkacak. Evet arkadaşlarım. Miktardaki yüzde değişim dersek. Q0, Q1. Q1, Q2. Kitaplarda bu şekilde rakam olarak ifade edilmiş arkadaşlarım. 0 dediğim malın ilk fiyatı. Q1 dediğim malın yükselen ya da düşen fiyatı arkadaşlar. Kitaplar Q1, Q2 derse, Q1 arkadaşlarım malın ilk fiyatı, pardon Q1 değil P1, P1 malın ilk fiyatı, P2 malın ikinci fiyatı yani yükselen ya da azalan fiyatıdır. Miktar içinde geçerlidir bu. Demin fiyat dedik, Q'dan bahsettik. Lütfen dikkat edin, yanlış söyledim. Q0 demek ilk miktar. Q1 dediğim azalan ya da artan miktar. P0 malın ilk fiyatı. P1
T1 ise arkadaşlarım, malın artan ya da azalan, yükselen ya da inen fark etmez. Artan ya da azalan fiyatı. Yani ikinci fiyatı demek oluyor. Miktardaki yüzde değişiminin fiyattaki yüzde değişimine oranı talebin fiyat esnekliğini verdiğini söylüyoruz. Bununla ilgili hemen güzel bir soru çözelim arkadaşlarım. Bir malın fiyatındaki %8'lik artış. %8 0,8'dir. Doğru mudur? Talep edilen miktarda, Q miktarda %4'lük bir artışa neden oluyorsa talebin fiyat esnekliği nedir? Esneklik delta Q'nun delta P'ye oranı değil miydi arkadaşlarım? Miktardaki yüzde değişiminin fiyattaki yüzde değişimine oranı olarak karşımıza çıkıyordu. Miktarım nedir sevgili uzmanlar? 0,04. Fiyatı 0,08. Şurası 1 bölü 2'den sonuç nedir? 0,5 olarak karşımıza gelir. Cevabımız A şıkkı. Esneklik miktardaki yüzde değişiminin fiyattaki yüzde değişimini oranından karşımıza çıkmış oldu diyoruz. Şimdi malın fiyatı arkadaşlarım 5 TL'den 2 TL'ye düştüğünde talep edilen miktarda 5 birimden 20 birime yükseliyorsa talebin fiyat esnekliği nedir? Malın ilk fiyatı artan ya da azalan fiyatı, miktarı ilk miktar Q0 artan ya azalan miktar Q1 olarak karşımıza geliyordu. Malın fiyatı 5 TL'den 2 TL'ye düşmüş. T0'ım nedir arkadaşlarım? 5. T1'im nedir o zaman? Düşen fiyatım 2. Bu sefer artma değil bir azalma olmuş. Bunun karşılığında talep edilen miktar Q0'ım nedir sevgili uzmanlar? 5 birim. Q1'im neye yükselmiş bu sefer? 20 birime. O zaman hemen esneklik eşittir diyoruz. Esneklik eşittir. Delta Q'nun delta P'ye oranı demiştik. Q1 eksi Q0 bölü Q0 P1 eksi P0 bölü P0 diyoruz. Esneklik eşittir. Q birim nedir arkadaşlarım? 20. Q sıfırım nedir? 5. Tekrar Q sıfıra bölüyorum. 5. Malın fiyatı P1 yükselen fiyatı nedir arkadaşlarım? 2. İlk fiyatım 5. Tekrar ilk fiyatıma bölüyorum 5. Arkadaşlarım burada sınav heyecanında aşağılara her zaman için malın ilk fiyatını değil de yükselen ya da azalan fiyatını yazıyorsunuz. Heyecan yapılıyor çünkü. O anda formül bu şekilde açıkça yazmadığınızdan belki kaynaklanıyor. Ve şıklarda da yanlış yaptığınızın cevabı var. Aman lütfen dikkat edelim. Q1 eksi Q0'ın Q0'ı. Yükselen ya da alçalan miktarı ilk miktardan çıkarılıp tekrar ilk miktara bölümü. Yükselen ya da alçalan fiyatta ilk fiyatın çıkarılıp tekrar ilk fiyata bölümü. Aman lütfen dikkat edelim. Bu en çok KPSS'de hata yapılan soru tarzıdır. 20'den 5 çıktı. 15 bölü 5. Uzmanlar eksi 3 bölü 5. Ters çevirelim. Şuraya alıyorum. 15 bölü 5 çarpı 5 bölü eksi 3'den. Şunlar gider. Sonuç nedir arkadaşlarım? Eksi 5 olarak karşımıza çıkar. Talebin fiyat esnekliği nedir? Eksi 5. Zaten esneklik negatif mi çıkacak? Evet, negatif çıkacak. Hocam çıkmıyorsa mutlak değer olarak yapılmıştır. Yine de bir sıkıntı yok diyoruz arkadaşlarım. Bu sorulara lütfen dikkat edelim. Bunlarla ilgili bu yılda soru gelecek arkadaşlar. Soru sayısı arttığı için muhakkak gelecektir. Özür diliyorum. Su içmek zorundayım. Boğazlarım kuruyor çünkü. Şimdi 2012 KPSS'de çıkmış olan soru. Bir ekonomik de gazete fiyatları diyor arkadaşlarım. 1 TL'den 2 TL'ye yükselmiş. Hemen P0 yükselen fiyat P1. Bunun karşılığında talep edilen miktarı Q0'ı 1 milyondan neye düşmüş arkadaşlarım? Q1'e. Düştü diye aman Q0 demeyin lütfen dikkat edin. Verilen ilk fiyat ve ilk miktara bakın. Azalır ya da artar diyorum kelimelerimde. Lütfen burada hataya düşmeyelim. Evet. Şimdi
Esnekliği mutlak değer olarak değeri kaçtır diyor. Fiyat esnekliği, talebin fiyat esnekliği. Ne yapacağız arkadaşlarım? Miktardaki yüzde değişiminin fiyattaki yüzde değişimini oranı. Yani Q1 eksi Q0 doğru mudur? Q0 ya da P1 eksi P0 bölü P0. Miktarım nedir arkadaşlarım? 1 milyon. Şöyle kısa yazıyorum. 500 bölü ilk fiyatım 1 milyon. Doğru mudur? Malın fiyatı yükselen 2 eksi ilk fiyat bölü ilk fiyattan gidilir. Hocam pratik olarak da çözüme gidilir mi? Gidilir. Bakın arkadaşlar. Malın fiyatı 1 TL'den 2 TL'ye gittiğinde %100 bir artış sağlanmış mı sevgili uzmanlar? Sağlanmış. Formülü kullanmadan matematiksel işlem yapıyoruz. Fiyatı 1 TL'den 2 TL'ye arttırdığımda %100'lük bir artış var. Ama miktarım 1 milyondan neye gitmiş arkadaşlarım düşmüş? 500 bine. %50'lik bir azalma var mı? Miktardaki yüzde değişiminin fiyattaki yüzde değişimine oranı. Sonuç 1 bölü 2 değil miydi? Mutlak değer olarak yorumlayın diyor. Eğer mutlak değer olarak yorumlamayın deseydi ya da direkt sonuç nedir deseydi azalmadan dolayı eksi olmayacak mıydı? Eksi 1 bölü 2 o zaman şıklarda olmuş olacaktı. İster formülle gidin ki genelde sorular size formülü kullandıracak ama çok nadir de olsa matematiksel işlem olarak düşünerek de miktardaki değişimin fiyattaki değişimi oranından da çözmüş oluyoruz ve cevabımız B şıkkı olarak karşımıza geliyor arkadaşlarım. Evet. Şimdi sevgili uzmanlar esneklik değerlerinin yorumlanmasına bakalım. Aman diyorum. Eğim ile esnekliği lütfen karıştırmayın. Esneklik sonsuz ise eğim sıfır. Esneklik sıfır ise eğim sonsuzdur. Hep zıttını düşüneceğiz. Esneklik ile eğimi de asla ve asla karıştırmayalım lütfen. Bunlarla ilgili soru geliyor mu? Evet. Birim esnek, inelastik talep, esnek talep nedir? Bunlarla ilgili sorularda KPSS'nin sevmiş olduğu soru tarzlarındandır. Şimdi başlayalım sevgili uzmanlar. Buradan da bu yıl yine soru gelecek olan bir konudur. Lütfen dikkatle dinleyelim. Tam inelastik talepten bahsediyoruz. Esneklik değerlerini yorumlarken birinci olarak tam inelastik talep. Tam inelastik talep geldik şimdi. Ne örneği vermiştim sevgili uzmanlar? Denizbank. Denizbank'ta kimi kullanmıştık? Robinson ile Cuma'dan bahsetmiştim. Doğru mudur? Her ikisi de adada muz yetiştiriyordu. Robinson fiyatlara esnekliklerine duyarlıydı. Doğru mudur? Fiyatı 5 birimden 2 birime düşürmüştük. Miktarında aynı şekilde bir artış. Fiyat düştüğünde miktarda artış. Fiyat arttığında da miktarda bir azalış vardı. Neden? Talep kanununun gereğiydi. Fiyat ile miktar arasındaki ters yönlü ilişkiden kaynaklandığı için de. O zaman bizim için şu anda önemli olan tam inelastik talep de neydi? Cuma'dır. Ne dedik Cuma'da? Miktarım belli miydi? Belliydi. Fiyatım artsa da azalsa da üreteceğim muz miktarı belli mi? Belli. Bakın bunun diğer bir güzel örneği tuzdur sevgili uzmanlar. Tuzun fiyatı artsa da azalsa da stok yapmaya gerek yok. Çünkü vücudun alabileceği tuz miktarı bellidir. O yüzden en güzel örnek olarak karşımıza çıkıyor. Fiyat ne olursa olsun talep edilen miktar değişti mi arkadaşlarım? Değişmedi. Bireysel talep eğrilerinin yatay toplamından piyasa talep eğrisine ulaşmıştık. Ve burada neyden bahsetmiştik? Cuma'dan bahsetmiştik. Denizbank'taki Cuma'dan. Dedik ki fiyatlar ne olursa olsun ister 3 birimden 5'e yükselsin. İster 3 birim değil 3 TL'den 5 TL'ye yükselsin. Ya da 5 TL'den 3 TL'ye düşsün. Tüketilebileceğim miktar 15 birim olarak karşıma çıkıyor. Fiyattaki bir değişiklik talep miktarını etkilemediği için esneklik nedir arkadaşlarım? Sıfırdır. Fiyat ne olursa olsun miktarda bir değişiklik yok. Esneklik sıfır. Esneklik sıfır ise fiyattaki değişiklikler miktarı etkilemediği için talep nedir arkadaşlarım? Miktar ekseninde ne gerçekleşecektir? Dik gerçekleşecektir. Esnekliğin sıfır olduğu noktada
İyiyim sonsuzdur. Şimdi dikkat edeceğimiz diğer bir nokta arkadaşlar. E küçük e esnekliğin harfidir arkadaşlarım. Aman eğim demeyin. Eğimde harf falan yok. Direkt eğim yazıyoruz. Eğim sonsuz, esneklik sıfır. İnşallah anlamışızdır arkadaşlarım. Fiyat değişimlerine karşı talep miktarında herhangi bir değişiklik olmadığı için talep kanunu gereği o zaman talep doğrusu miktar eksenine dik gerçekleşti. Miktar eksenine dik gerçekleşirse esnekliğim ne olacaktı arkadaşlarım? Sıfır. Eğimim ne olacak? Sonsuz. Unutmayın, esnekliğin sıfır olduğu yerde eğim sonsuzdur. Hangi talepten bahsettik? Tam inelastik talepten. Bunlar soru olarak karşınıza geliyor. Bakın şimdi kurum sınavları çok sever. Kurum sınavlarında çıkan sorular bir yıl sonra ya da aynı yıl kesinlikle KPSS'de karşınıza geliyor. Lütfen dikkat edelim. İdari Yargı Hakimliği 2002, KPSS 2003, 2005, 2007, 2011 hep geldi arkadaşlarım. Dikey talep eğrisinin fiyat esnekliği nedir? Dikey talep eğrisi demek cumadan geliyordu. Talebin dik olduğu noktadan bahsetmemiş miydik sevgili uzmanlar? Fiyat ne olursa olsun, 3 olsun, 5 olsun, tüketeceği miktar 15 birimdi. Fiyat talep eğrisi fiyat eksenine dik miydi? Dikti. Dik olduğuna göre esneklik nedir? Sıfır. Eğim neydi arkadaşlarım? Sonsuz. Aman unutmayalım. O zaman sıfırdır diyoruz esnekliği ve E şıkkını işaretliyoruz sevgili uzmanlar. Şimdi geldik inelastik talepten bahsediyoruz. Esneklik değerinin sıfır ile bir arasında olmuş olan bir değerdir arkadaşlarım. Şimdi buna gelince bir grafik çizeceğiz en sonunda. Esnekliğin hangi noktada sıfır, hangi noktada sonsuz? Esnekliğin nerede bir olduğu? Esnekliğin sıfırdan büyük birden küçük ya da birden büyük sonsuzdan küçük olduğu aralıkları da size anlatacağız ilerledikçe. Şimdi en baş noktaları veriyorum. İnelastik talepte esneklik sıfır ile bir arasında. Esnekliği düşük olan talep doğrusu miktar eksenine doğru yakınlaştı. Doğru mudur arkadaşlarım? Şöyle ben de eğileyim. Evet. Şimdi bakın. Miktarım 15. 30. 50'den çıktı. Fiyatımı 20 olarak buldum mu? Buldum. Esnekliğim burada nedir arkadaşlarım? Fiyatın önündeki değer değil miydi arkadaşlar? Ters fonksiyon. 2Q eşittir. 50-P. Q'yu yalnız bırakın. 50'yi 2'ye bölelim. 25 eksi P bölü 2 midir? P bölü 2 de 1 bölü 2'den. Doğru mudur arkadaşlarım? 0,5P demek değil midir? Önünde de eksi var. E'in fiyatın önündeki rakam işaretiyle birlikte ise 0,5 çıktı. Esneklik sıfırdan büyük birden küçük müdür? Küçüktür. Anladık mı arkadaşlarım? O zaman diyorum ki eğim birden büyük, esneklik nedir arkadaşlarım? Birden küçük olduğu nokta. Talep eğrisi fiyatlara göre nedir o zaman? Daha az duyarlıdır. Sayısal olarak da gösterdik. Aynı zamanda grafiğimi verdim arkadaşlarım bir fonksiyonla birlikte. Eğimi bulmamız bizim için yeterliydi. Eğim neydi? Malın fiyatının önündeki değerdi. Bu doğru bir fonksiyon değil, ters fonksiyon. Ters fonksiyonu düz fonksiyona çevirmek için de ne yaptık arkadaşlarım? Q'yu yalnız bırakmak zorundaydık. Q bizim için bağımsız, bağımlı, diğer eksen bağımsız değişkendi. Doğru mudur? Aynı şekilde eğimde 0,5 çıktı. Sıfırdan büyük, birden küçük. Eğim birden her zaman için büyük. Esneklik ise birden nedir arkadaşlarım? Küçük. Esnekliğimi bulduk. İnşallah anlamışızdır diyorum. Esneklik malın fiyatındaki rakamın işaretiyle ifadesidir arkadaşlarım unutmayalım diyorum. Devam ediyoruz arkadaşlarım. En çok sevilen de birim esnektir. Esnekliğin 1'e eşit olduğu noktadır. Şurası sevgili arkadaşlar çapraz olamaz maalesef. Eksi olacak. Çarpım işaretlenmiş. Şurası eksi olacak. 40 eksi 2Q diyelim. İkizkenar hiperbol adını verdiğimiz Q eşittir P eksi 1 gibi fonksiyonlar arkadaşlarım. Tüketiciler mal fiyatlarına karşı birebir duyarlı olacaktır. Fiyatın önündeki değer olarak karşınıza çıkıyor. Doğru mudur arkadaşlarım?
O zaman fiyatın önündeki değer olarak karşımıza gelecekse bu şekilde ifadeler olarak da ifade edilebilir. Şurada bir hata var. Bunu silelim. Esnekliğin bir olduğu noktalarda ya da silmeyelim. Oradan da bir gösterelim arkadaşlar. Evet, eksi olsun. O şekilde ifade edelim. Q miktarını arkadaşlarım 10 birim verdiğinde malın fiyatı ne karşıma çıkıyor? 20. 40 eksi 20'den 20. 14 verdiğimde 28. 40'tan çıkarırsak 12. Doğru mudur? İkizkenar hiperbol olarak karşımıza geliyor. Birim esnek diyoruz. Birim esnekte esneklik her zaman için 1'e eşittir. Bir talep doğrusu çizdiğimde esnekliğin bir olduğu nokta belirli bir Q miktar ile belirli bir T fiyatının birleşmiş olduğu nokta olarak da ifade edilir. Evet. Esnek talebe geldiğimizde esnekliğin her zaman için birden büyük, doğru mudur arkadaşlarım? Ama sonsuzdan küçük olduğu değerdir. Yalnız bırakalım. 1 bölü 2Q eşittir 25 eksi P. Ne demiştik arkadaşlarım? Eğim malın fiyatı önündeki rakam işaretiyle birlikte. Çarpım durumuna geçer 50 eksi 2P. Malın fiyatının önündeki rakam 2 değeriyle birlikte eksi 2. 2 diyoruz arkadaşlar. Yazalım. Esneklik 2. Birden büyük mü? 1 büyük. Sonsuzdan küçük mü? Evet, küçük. O zaman esnekliği yüksek olan talep doğrusu miktar eksenine doğru yatıklaştı. Esnekliği küçük olduğunda, birden küçük olduğunda da miktar eksenine nasıl gelmişti arkadaşlarım? Dikeye yakın şekilde gelmişti. Tabii benim elim kamerada ters çıktığı için inşallah doğruydu diyoruz. Evet. Demek ki esneklik birden büyük olduğunda miktar eksenine yatıklaşıyor. Birden küçük olduğunda ise dikleşiyor arkadaşlarım. Birden büyük iki değeri aldığı için yatıklaştı. Esnekliğin birden büyük, esneklik birden büyük ise eğim nedir? Birden küçük. Bunlar tam tersidir arkadaşlarım. Esnekliği bilin, eğimi de zaten onun zıttı olduğundan çözmüş olursunuz. Tam esnek talebe geldiğimde esnekliğin sonsuz olduğundan bahsetmiş olacağız sevgili uzmanlar. Esneklik sonsuz olduğunda da miktar eksenine paralel çizilir. Ve eğim nedir o zaman? Sıfırdır. Eğimin sıfır olduğunda esneklik sonsuzdu. Doğru mudur arkadaşlarım? Eğim sonsuz olduğunda da esneklik sıfırdı. Tam inelastik talepten bahsettiğimde, ilk anlattığım tam inelastik talepte eğimi sonsuz yapıyorsunuz. Esneklik ne oluyor o zaman? Sıfır olmuş oluyordu. Esnekliğin sonsuz olduğu bir noktaya geldik. Bakın arkadaşlarım, bununla ilgili KPSS'de soru gelmiş. Tam inelastik talepte miktar eksenine ne çiziliyor arkadaşlarım? Paralel çiziliyor. Artık KPSS demiş ki ben bu soruları sora sora bir şekilde ezberletti. Ezberi olanla gerçekten iktisatı öğrenenin arasındaki farkı bulmak istiyorum demiş ve soruyu değiştirmiş. Bu sefer demiş ki fiyat eksenine dik gerçekleşir demiş. Doğru mudur? Doğru. Her zaman için miktar eksenine paraleldir demeye gerek yok. Tam inelastik talep fiyat eksenine de ne gerçekleşiyor? Dik gerçekleşiyor. Bakın unutmayın, son yıllarda KPSS artık bu şekilde soruluyor. Çeldirici oluyor. Artık ne oluyorsa onların düşüncesine göre siz lütfen yanılmayın, yanlışa gitmeyin. Ezberci zihniyetten kaçınalım. İktisatta kalem elimizde olsun, grafik çizelim, işlem yapalım ve ezberci zihniyetten uzaklaşmış olalım arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili KPSS 2002 ve kamu personeli sınavıydı o zamanlar. 2001 yılında çıkmış olan sorularımızı da sırasıyla çözerek konuyu pekiştirmiş olalım sevgili uzmanlar. 2002 KPSS yılında çıkmış olan soruya bir bakalım. Bir malın fiyatında meydana gelen %10'luk bir artış. Talep edilen miktarda ne yapıyor arkadaşlarım? %25 oranında bir azalmaya sebebiyet veriyormuş. Evet. Buna göre bu malın talep esnekliği nedir diyor. Neydi esneklik arkadaşlarım? Miktardaki yüzde değişiminin fiyattaki yüzde değişimi oranıydı. Esneklik. Delta Q'nun delta P'ye oranı olarak karşımıza çıkıyordu. Hemen sayısal verilen işlemleri yerine oturtturalım. Miktardaki değişim nedir arkadaşlarım? %25. Fiyattaki değişimim nedir? %10.
%2,5'luk bir artış söz konusu mudur? Evet, %2,5'luk bir artış söz konusudur. Esneklik birden büyük müdür? Büyüktür. O zaman ben buna ne diyorum? Esnek talep diyorum. Birim esnek demeyin aman dikkat edin. Birim esnek, esnekliğin bire eşit olmasıdır. En çok karıştırılan da budur. Esnekliğin birden büyük %2,5 olarak çıktığına göre o zaman ben ne diyorum arkadaşlarım? Esnek bir talep karşıma çıkar. Cevabım D şıkkıdır sevgili uzmanlar. Evet sevgili uzmanlar, şimdi de 2001 yılında çıkmış olan KPSS sorumuza bakalım. Sıfır eğime sahip olan talep eğrisinin esnekliği nasıldır? Eğimin sıfır olduğu noktada talebin esnekliği sonsuz olarak karşımıza çıkıyor. Grafiklerde de çizerek göstermiştik. Cevabımız E şıkkıdır sevgili uzmanlar. Evet, devam edelim. Şimdi bu notlar çok önemlidir çünkü burada arbitrajdan bahsedeceğiz. Son yıllarda işletmede de tanım olarak gelen bir konudur arkadaşlarım. Esnekliğin sonsuz olması, yani malın sadece tek bir fiyattan satılması fiyat duyarlılığının üst düzeyde ya da en üst noktada olduğunu ortaya koyacak. Esneklik eğer sonsuz ise mal tek bir fiyattan satıldığı için fiyat duyarlılığı ne diyoruz arkadaşlarım? En üst noktadadır diyoruz. Peki talebin esnekliği sonsuz oluyorsa o durumlardan bahsediyorsak piyasanın küresel döviz piyasasından oluştuğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Küresel döviz piyasası nedir? İşletmeden net yaptıran bir konudur arkadaşlar. Son yıllarda iktisat olarak KPSS'de de bunun üzerinde duruluyor. Gelme ihtimali olması %50 soru tarzlarından bir tanesidir arkadaşlarım. Şimdi piyasada ülke para birimleri arasında değişim oranlarını yani kurları dünyanın her yerinde aynı olmasına küresel döviz piyasası diyoruz. 1 dolar yurt dışında 3 TL ise burada da 3 TL olmak zorundadır arkadaşlar. Onu anlatmış oluyoruz. Eğer aksi bir durum gerçekleşirse, örneğin Euro'dan bahsettik örneğimizde. Türkiye'deki Euro ABD'ye göre daha ucuz elde ediliyorsa o zaman arbitraj adını verdiğimiz bir fırsat ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Ne diyoruz o zaman? Küresel döviz piyasasından bahsetmek istiyorsak, yurt dışındaki ya da herhangi bir ülkenin para birimi kuru neyse dünyanın her bir yerinde aynı olacaktı. 1 dolar 3 TL ise İngiltere'de neyse Türkiye'de aynı. ABD'de neyse Türkiye'de aynı. Fransa'da neyse Türkiye'de aynı olmak zorundadır. Yani Euro Türkiye'de ABD'ye göre ucuz olamayacak arkadaşlar. Olursa hocam, olacak. Olduğu zaman ne oluyor? Arbitraj adını verdiğimiz bir tanım ortaya çıkmış oluyor. Arbitraj bir fırsattır arkadaşlarım. Bir varlığın aynı anda farklı piyasalarda ucuz fiyattan alınıp pahalı fiyattan satılması ve bunun karşılığında risk elde edilmesine biz ne diyoruz arkadaşlarım? Arbitraj diyoruz. Bakalım tanımını yazmış mıyız? Bir varlığın çok önemlidir. Aynı anda farklı piyasalarda ucuz fiyattan alıyorsun, pahalı fiyattan satarak risksiz bir kazanç elde ediyorsan ben buna ne diyorum arkadaşlarım? Arbitraj diyorum. Risk var mı arbitrajda? Var ama risksiz kazanca ulaştığım zaman arbitrajı elde etmiş oluyorum. Evet sevgili uzmanlarım. Risk ne? Dolar 1 dolar Türkiye'de 3 TL. Aynı zamanda yurt dışında da 3 TL. Ama 3 TL'yi atıyorum işte Türkiye'de hızlıca yiyorsun. İşte Kanada'da 2 günde yiyorsun gibi mantık oluyor. Hani Kanada ucuz bir memleket olduğu için o yüzden söylüyorum sizlere. Olma ihtimali yüksek oluyor diyoruz. Evet sevgili uzmanlarım, talebin fiyat esnekliği ile ilgili inelastik talep, birim esnek, esnek talep, tam esnekten, sonsuzluktan, eğimden, esneklikten bahsettik. Ve aynı zamanda arbitrajdan bahsettik. Şimdi burada biraz ara verelim, dinlenelim. Bir dahaki slaytımızda talebin fiyat esnekliğini ikiye ayırmıştı. Nokta esnekliği ve yay esnekliği. Fiyatın tüketim ve talep esnekliğine olan eğrilere özellikleri nelerdir? Onları da göreceğiz. Bu şekilde yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Birazdan görüşmek üzere arkadaşlarım. Şöyle bir 10 dakika dinlenelim.